arkadaşlar. Fen Bilgisi Öğretmeni Zeynep Kayabaş. 8. sınıf 4. üniteden devam ediyoruz. İlk konumuz periyodik sistem. Periyodik sistem, elementlerin benzer özelliklerine göre sınıflandırıldığı ve bu elementlerin özellikleri hakkında bilgi veren tabloya periyodik sistem denir. Periyodik sistemin ilk eski çıkışına ve elementlerin bulunuşuna doğru gidersek simya ile başlıyor aslında bunun temeli. Yani insanların altın arayışıyla, altını doğada çok az bulunduğu için değerli kılınmasının haricinde elektrik iletkenliği ve birçok özelliğinden kaynaklı az bulunması, değerli olması insanları laboratuvar ortamında acaba altın bulabilir miyiz, acaba altın elde edebilir miyiz arayışına sürüklüyor ve bu şekilde deneylerle altın elde edebilir miyiz diye yaparken sonra bir bakıyorlar ki aslında elementler saf, kendi hatta hallerinde ve hiçbir şekilde başka bir elemente benzetme ya da benzeme olmuyor. Sadece en fazla karıştırılabiliyorlar ya da bileşik oluşturulabiliyor. O yüzden de bu altın arayışı sırasında elementlerin saf olduğunu, atomik halde olduklarını fark ediyor ve bilim adamları bunun üzerine sonra bunları teker teker sınıflandırmaya başlıyorlar. İlk buluş ve keşif geçmişten günümüze Johann Wolfgang Doberaner'da başlıyor. Bu konuyla ilgili ilk çalışmayı 1829 yılında Johann Wolfgang Doberaner benzer özellik gösteren elementlerden üçlü gruplar oluşturarak gerçekleştirmiştir. Ona göre lityum, sodyum, potasyum benzer özellik gösterdiği için bir grup oluşturuyordu. Daha sonra Alexander Beguye de Champcourtois benzer fiziksel özellik gösteren elementleri dikey sıralarda olacak şekilde sarmal olarak sıralamıştır. Fakat bu listede elementlerin dışında bazı iyonlara ve bileşiklere de yer verilmiştir. Sonra John Nevlands o devirde bilinen 62 elementi artan atom ağırlığına göre sınıflamış. İlk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini fark etmiştir. Bir numaralı elementten sonra gelen 8. element, ilk elementin bir çeşit tekrarıdır. Tıpkı müzikte bir oktavın 8. sesi gibi. Dmitri Ivanovich Mendeleev ile Lothar Meyer bu ikisi birlikte yapmışlar. Çalışmaları aynı anda ama birbirlerinden habersiz bir şekilde yapmışlar. Yaptıkları çalışmaları aynı anda keşfetmelerine rağmen birbirlerinden haberleri yokmuş. Mendeleev ve Meyer birbirlerinden habersiz aynı dönemde elementleri sınıflandırmış ve aynı sıralamayı bulmuşlardır. Ancak Meyer elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sıralarken Mendeleev bu sıralamada atom ağırlığını göz önünde bulundurmuştur. Mendeleev'in periyodik sistemi oluştururken hatası elementleri etkileyen faktörün atom kütleleri olduğunu düşünmesi ve tabloyu buna göre oluşturmasaydı, Henri Moseley ise periyodik tabloda elementleri atom numaralarına dizerek bu hatayı düzeltmiştir. Günümüzde kullanılan modern periyodik sistemin temeli atom altı parçacık olan protonun keşfine dayanmaktadır. Elementleri element atomlarının proton sayılarına, atom numaralarına göre düzenlemiştir Henri Moseley. Moseley'den sonra tablonun altına iki sıra daha ekleyerek son şeklini veren kişi de Glenn Seaborg'dur. Şimdi gelelim periyodik sistemin nasıl gözüktüğüne. Periyodik sistemde tabloda elementler artan atom numaralarına göre düşey ve yatay sıralar oluştururlar. Periyodik tablodaki düşey sütunlara biz şu şekilde olanlara grup diyoruz. Şu şekilde olanlara grup diyoruz. Yatay sıralara periyot denir. Şu şekilde gidenlere ise periyot diyoruz. Şekilde görüldüğü gibi periyodik sistemde toplam 7 periyot vardır.
Periyodik sistemde 8 tane A grubu var. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8 tane A grubu. Ve burada oluşan elementlerden oluşur. Arada kalan grup ise şurası da B grubu olarak adlandırılıyor. B grubu bu yılki müfredatınız içerisinde dahil olmadığı için B grubunu işlemeyeceğiz. Örnek bir soruyla devam edelim. Periyodik sistemle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Periyodik tabloda 7 tane periyot vardır. Periyodik tabloda 18 grup vardır. Her periyot 1A grubu ile başlayıp 8A grubu ile sona erer. Periyodik tablodaki düşey sütunlara periyot denir. Düşey sütunlara biz grup diyorduk hatırlarsanız, periyot değil. O yüzden yanlış olan D şıkkı olacak. Periyodik tabloda yerleri verilen elementlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X ve Y elementleri aynı gruptadır. Şimdi yukarıdan aşağı olanlar grup olarak adlandırılıyordu. Yatay olanlar da periyot olarak adlandırılıyordu. O yüzden de X ve Y yukarıdan aşağı aynı hizada olduğu için aynı gruptadır. Doğru. Y ve T elementleri aynı periyottadır. Şimdi Y ve T periyodu yatay gidendi. Aynı hızada, aynı periyotta olduğu için bu da doğru. Y elementinin atom numarası en büyüktür. Soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğru arttığı için en büyük olan aslında burada T'dir, bu yanlış. Z elementi 6A grubundadır. Şimdi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A ve 6A olduğu için Z 6A'da, bu da doğru. Cevabımız C şıkkı olacak. Şekildeki periyodik tablo kesitinde yer alan elementler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? X ile Z aynı periyottadır. Şimdi periyot soldan sağaydı ve X ile Z aynı periyottadır. Doğru. Y'nin atom numarası en büyüktür. Aşağıda olduğu için yukarıdan aşağı doğru artar. Bu da doğru. X ile Z'nin kimyasal özellikleri benzerdir. Bu kesin doğru değil arkadaşlar. Ametal ve metaller olarak önümüzdeki konularda geleceğiz. Ametal ve metaller olarak ayrıldığı için kimyasal özellikleri farklılık gösterebilir bunların. Gruptakiler genelde aynı özellik gösterir ama periyottakiler aynı özellik göstermezler. O yüzden 3 yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olan B şıkkı olacak. Şekildeki periyodik tablo kesitinde yer alan elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Atom numaraları artışı yukarıdan aşağıya doğru ve soldan sağa doğru artar demiştik. Yukarıdan aşağıya doğru arttığı için en büyük X, sonra Z, sonra Y gelir. Cevabımız A şıkkıdır. Periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre sıralandığı için periyodik tablo soldan sağa ve yukarıdan aşağı inildikçe atom numarası artar. Şimdi elimizde zamanla keşfedildikçe element sayısı artık o kadar çok artmış ki bunları periyodik tabloda sınıflandırdığımızda benzer özellik gösterenlerin bir arada bulundukları fark edilmiş ve benzer özellik gösteren elementleri sınıflandırmak, elementlerin özelliklerinin daha kolay öğrenilmesini sağlamıştır. Elementler, metaller, ametaller ve yarı metaller diye sınıflandırılmışlardır. Gelelim metallere. Metaller deyince çok geniş bir kapsamdır. Günlük hayatta kullandığımız tencerelerden tutun takılara kadar altına işte gümüş, demir, alüminyum, bakır aklınıza ne kadar geliyorsa metaller günlük hayatımızda çok fazla yer edinmişlerdir. Tencere, kaşık, çatal, elektronik cihazlar, termometre gibi günlük yaşamda kullandığımız elementlerdir. Demirin
topraktan çıkarılmış hali bu şekildedir. Daha sonra fabrikada eritilip işletilerek kalıba dökülerek şekil veriliyor kullanacağımız. Bakır bu şekilde ve diş macunun içerisinde kalsiyum vardır. Kalsiyum da bir metaldir arkadaşlar. Sadece tel levha gibi düşünmeyin. Bazen atomik boyutlarda da yediğimiz yiyeceklerin içerisinde de yine metaller vardır. Metallere ait bazı özellikler aşağıdaki gibidir. Şimdi metallerin genel özelliklerinden bahsediyoruz. Oda sıcaklığında civa hariç katı halde bulunurlar. Civa bir metaldir. Oda sıcaklığında tek sıvı metaldir. Bunun dışında metallerin tamamı civa hariç katıdır ve erime sıcaklıkları çok yüksektir. Buharlaşma sıcaklıkları çok çok daha yüksektir bu arada. Parlaktır ve ışığı yansıtırlar. Isı ve elektriği iyi iletirler. Elektriği iyi iletmesi ve ısıyı iyi iletmesi günlük hayatımızda tencerede ve kablolarda kullanılma sebebidir. Tel levha haline getirilebilirler. Atomik yapılıdırlar. Periyodik cetvelin sol orta kısmında bulunurlar. Erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. Periyodik tabloda aynı periyotta soldan sağa gidildikçe metalik özellik azalıp aynı grupta yukarıdan aşağı gidildikçe metalik özellik artar. Çünkü metallerin hidrojen hariç şuradaki hidrojen hariç şu şekilde şuradadır metaller. Ametaller de buradadır. Soldan sağa gidildikçe metalden ametale doğru yarı geçişe ve ametale doğru gider ama yukarıdan aşağı doğru gidildikçe hala metaldir ve metalik özelliği artacaktır. Periyodik tabloda metaller arkadaşlar burasıdır. 1A grubunda hidrojen metal değildir, ametaldir. Hidrojenin yeri özeldir, ametaldir. O yüzden de çıkan sorularda 1A grubunun tamamı metaldir dendiğinde hatalıdır. Hidrojen metal değil, ametaldir. Hidrojenin yeri özeldir. Bir tane elektron olduğu için 1A grubunda yer alır fakat o metalik özellik göstermez. Gelelim yarı metallere. Periyodik tabloda metaller ile ametaller arasında olan elementlerdir. Bir tür arada geçiş yapan elementler gibi. Günlük hayatta ısıya dayanıklı cam imalatında, bor, güneş paneli yapımında, silisyum gibi kullanım alanları vardır. Parlak veya mat olabilirler. Tel levha haline gelebilirler. Fiziksel özellikleri metallere, kimyasal özellikleri ametallere benzerler. Ve periyodik sistemde bulundukları yer burası bakın arkadaşlar. Sol taraf metal, sağ tarafı ametal. Geldik ametallere. Periyodik tabloda hidrojen hariç sağ üst köşede bulunan elementlerdir. Günlük hayatta klor, suların dezenfekte edilmesinde, kükürt, kauçuk üretiminde ve iyot ise ilaç üretiminde kullanılır. Bunlar hepsi iyot, kükürt ve klor ametaldir. Periyodik sistemde şurada bakın sağ tarafta yer alırlar. Hidrojen de bu arada bir ametaldir. 8A grubu soy gazlar diye adlandırılır. Soy gazlar. Soy gazlar, asal gazlar da deniyor. Aslında ametal özellikleri gösterirler fakat başka elementlerle bağ yapmaz sadece soy gazlar. Ametal özelliği gösterir fakat bağ yapmazlar. Ametaller genelde bileşik oluşturmuş şekilde moleküler olarak bulunurlar doğada. Elementler atomik olarak tek başına bulunabiliyorlar ama ametaller bileşik oluşturmuş moleküler boyuttadır. Soy gazlar bileşik oluşturmadıkları için tek başlarına bulunurlar ama ametal özelliği gösterirler.
Ametallere ait özellikler aşağıdaki gibidir. Oda sıcaklığında katısı da var, sıvısı da var, gaz hali de var. Hepsi olabiliyor. Yüzeyleri mattır. Isı ve elektriği iletmezler. Tel levha haline getirilemezler. Kırılgandırlar. Moleküler yapıdadırlar. Hidrojen bir ametaldir. 1A grubunda yer alır. O yüzden de 1A grubunun tamamı metaldir demek yanlış. Hidrojenin yeri özel bir durumdur ve sorularda bu çok çıkar. Hidrojen ametaldir. Hidrojen 1A grubu. Biz 1A grubuna alkali metaller, 2A grubuna toprak alkali metaller, 7A grubuna halojenler, 8A grubuna da soy gazlar diye özel isimler vermişizdir. Periyodik tabloda aynı periyotta sağdan sola veya aynı grupta yukarıdan aşağı gidildikçe metalik özellik artar, belirtilen yönlerin tersine gidildikçe ise ametalik özellik artar. Gelelim soy gazlara. Ametallerin 8A grubunu oluşturan elementler soy gazlar olarak adlandırılırlar. Periyodik tabloda en sağdaki grupta bulunan elementlerdir. Günlük hayatta neon ve argon, neon lamba yapımında, helyum uçan balonlarda ve kripton flaş lambalarda kullanılır. Neon, helyum ve kripton bunlar soy gazlara örnektir. Soy gazlarda da 8A grubunda yer alır. Son yörüngesinde 8 elektron bulunan gazlardır bunlar. Fakat helyumda son yörüngesinde 2 elektron vardır. Helyumun da son yörüngesinde 2 elektron olduğu için bulunduğu yer yine özeldir. Soy gazlara ait özellikler. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Adından da belli, bunlar gazdır arkadaşlar. Oda sıcaklığında gaz halinde bulunurlar. Tel ve levha haline getirilemezler. 8A grubu şurası. Periyodik sistemin en sağdaki grubu. Öğretmen sınıftaki bir etkinlikte öğrencilerden elementlere ait bilgilerin yazılı olduğu kartları bir bölümü verilen periyodik tabloda doğru yerlere yerleştirmelerini istiyor. Mehmet'inki 1A grubunda yer alıyor. Ametaldir demiş. Burası metallerin olduğu yerdi. Selçuk yanlış yere yerleştirmiş. Ayşe'ninki soy gaz doğru yerleştirmiş Ayşe de. Mehmet de doğru yerleştirmiş. İkinci periyotta yer alır. Birinci periyot, ikinci periyot. Zeynep de doğru yerleştirmiş. Buna göre hangi öğrenci kartı yanlış yere yerleştirmiş? Cevabımız Selçuk, yani C şık olacak. Metallerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi söylenemez? Yüzeyleri parlaktır metallerin, söylenir. Elektriği iletmezler, yanlış. Çünkü metaller elektriği iletir. Atomik yapıdadırlar, söylenir. Tel ve levha haline getirilebilir, söylenir. Cevap B şık olacak. Diğer bir soru. Magnezyum metaldir, klor ametal, argon soy gazdır. Aynı periyotta bulunan magnezyum, klor ve argon elementlerinin sınıflandırılması yukarıda verilmiştir. Buna göre elementlerin atom numaralarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi metalden ametale ve soy gaza doğru şu şekildedir artış. Magnezyum burada metal, sonra klor, ametal, sonra argon, soy gaz olduğuna göre en büyük argon olacak, sonra klor, sonra magnezyum cevabımız C şıkkındaki sıralama gibi olacak. X, Y ve Z elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X yüzeyi mattır. O zaman bu ametal. Y oda sıcaklığında gaz halindedir. Bu soy gaz olabilir. Z tel levha haline getirilebilir. Bu da metal. Buna göre X, Y, Z elementlerinden hangileri soy gaz olabilir? Y soy gaz olur. Cevabımız A. Mehmet X, Y ve Z elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. X tel levha haline getirilebiliyor. Bu metaldir o zaman arkadaşlar.
moleküler yapıdadır, bu ametaldir. Çünkü soy gazlar kesinlikle bağ yapmazlar, moleküler yapıya gelmezler. Ametaldir. Z kırılgandır. Bu da ametaller özelliğinde var yine. Mehmet'in verdiği bilgilere göre X, Y ve Z elementlerinden hangileri ametal olabilir? Z de ametal olma ihtimali var. Y, Z olan cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim bazı elementlerin kullanım alanlarına. Altın, ziynet ve süs eşyaları yapımında kullanılır. Kalsiyum, kireç ve çimento üretiminde kullanılır. Yumurtanın kabuğunda da kalsiyum vardır ve kemiklerimizin sağlığı için, vücudumuz için çok gerekli bir elementtir kalsiyum. Civa, termometre, diş dolgusu ve pil yapımında kullanılır. Civa sıvı metaldi, oda sıcaklığında tek bulunan sıvı metaldi hatırlarsanız ve basınç konusunda da açık hava basıncında civa kullanılmıştı. Metal olduğu için yoğunluğu çok büyüktür arkadaşlar. Hidrojen kaynak yapımında ve roketlerde yakıt olarak kullanılır. Çok güzel yanar hidrojen, o yüzden yakıt da olarak kullanılıyor. Oksijen bitkilerin ve hayvanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri varlığına bağlıdır. Hastanelerde, çelik üretiminde ve beton eldesinde kullanılır. Oksijen bizim için, yaşam için olmazsa olmaz gerekli bir elementtir ve hayatın devamını sağlar. Alüminyum çeşitli mutfak aletlerinde ve dekorasyon malzemelerinde kullanılır. Bor roketlerde ateşleyici olarak, tenis raketlerinin ve ısıya dayanıklı cam ürünlerin yapımında kullanılır. Günümüzde bunlar bor cam diye geçer. Hatta son zamanlarda bordan artık deterjan üretimlerine de geçilmeye başlandı. Ayrıca bor dünya rezervlerinin %70'i Türkiye'dedir arkadaşlar. Türkiye bor madenleri çok fazladır ve çok bor konusunda çok zengin topraklara sahiptir. Karbon, demirin işlenmesinde, çelik yapımında, lastiklerin renklendirilmesinde ve plastik sanayinde kullanılır. Klor, içme sularının mikroplarından arındırılmasında kullanılır. İyot, ilaç ve mürekkep yapımında kullanılır. Kükürt, kauçuk üretiminde ve tarım ilacı yapımında kullanılır. Nikel, akü, lehim ve pil yapımında kullanılır. Lityum, ilaç, temizlik, cam ve seramik yapımında kullanılır. Flor, diş macunlarında ve deodorantların yapımında kullanılır. Azot, tarımda gübre olarak kullanılır. Örnek sorularla devam edelim. Elementlerin kullanım alanları ile ilgili aşağıda açıklamalar yapılmıştır. Buna göre yapılan açıklamalardan hangileri doğrudur? Kalsiyum, kireç ve çimento üretiminde kullanılır. Civa, termometre ve diş dolgusunda kullanılır. İyot, ilaç ve mürekkep yapımında kullanılır. Bunların hepsi de doğrudur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. X elementi ile ilgili yukarıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre X elementinin periyodik tabloda bulunduğu grup aşağıdakilerden hangisi olabilir? Isı ve elektrik akımını iyi iletir. O zaman metaldir arkadaşlar bu. Tel levha haline getirilir. Yine metalik özellik metaldir. Metallerin yeri hidrojenin bulunduğu yer hariç şu şekildeydi hatırlarsanız. Şöyle. Yani şuralarda 2A olabilir. 5, 6 ve 7 ametallerin bulunduğu yer. Cevabım bu yüzden A şıkkı. Üçüncü sorudayız. Şekildeki periyodik tablo kesitinde yer alan elementlerden Y'nin 7A grubunda, şu 7A burası, o zaman burası 8A'dır, burası da 6A'dır. Periyodik tabloda kesitinde yer alan elementlerden Y'nin 7A grubunda olduğu bilinmektedir. Buna göre X, Y, Z ve T elementleriyle ilgili T1 soy gazdır. Evet, 8A'da olduğu için doğru. X 5A grubunda elementtir değil, bir önceki 6A'dır arkadaşlar. Z elementinin atom numarası en büyüktür değil, T'nin en büyük. Soldan sağa doğru da artar. Doğru, yalnız bir A şıkkı olacak cevap.
Dördüncü sorudayız. Periyodik tablodaki yeri verilen sembolü klor olan element ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Klor bir ametaldir. Şurada. 7A grubunda yer alır. Klor elementi tel ve levha haline getirilebilir. Getirilemez arkadaşlar. Metallere ait özellikle tel ve levha haline getirilmek. Klor 7A grubundadır. Doğru. Klor ametaldir. Bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3. Yani C şıkkı olacak. Beşinci sorudayız. Periyodik sistemde element atomları artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Aynı zamanda benzer özellik gösteren elementler alt arta gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Yukarıdan aşağıya doğru olan dikey sıralara grup denir. Yukarıdan aşağı grup. Soldan sağa doğru olan yatay sıralara ise periyot denir arkadaşlar. Periyot. Bir grup olacak, iki periyot olacak. Boş bırakılan yer C şıkkındaki gibi. Bugünlük bu kadar. Gelecek derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.